Sizce edeyim. Cumhurbaşkanı'nın ekonomi tezi mi daha öndedir? Mesela Oğuz Demir gibi ekonomistlerin, bilim insanlarının mı tezi daha makbul? Yani şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinlemekten başka yapacağımız bir şey yok. Yani kendisi 82 milyonu yöneten bir kişi olarak herhalde en doğrusunu bu arada buyurdu. Şunu söyleyeyim Salim Bey, devam edin siz. Yakın zamanda Erdoğan bir konuşmasında biraz daha sabredin dedi. Bakın biraz daha sabredin dedi. Yani o konuşma aynı zamanda şeyin alt başlığı şuydu. Evet, şu an işler pek iyi gitmiyor ama biraz daha sabredin, düzlüğe çıkacağız. Şimdi, çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız bilmiyorum. Burak Hocam dedi ki az önce giden geleni aratacaksa, özür dilerim, gelen gideni aratacaksa ve giden Berat Albayrak'sa Allah yardımcımız olsun. Gökmen Bey, bunun düzlüğe çıkma ihtimali yani hemen hemen hiç yok. Hiç yoktur. Yani böyle bir sistemin, böyle bir yönetim anlayışının bu kadar karmaşık bir devlet yönetimini hiç yani çok sorunsuz bir şekilde yürütüp o huzur, mutluluk, esenlik, zenginlik, refah vesaire bunları sağlamasına imkan ihtimal yoktur. Çünkü bu sistem otoriter bir sistemdir. Otoriter sistemler çoğunlukçu anlayışları gereği de itaat ve biat, sadakat üzerinden yürür. Yani bir çoğulcu yapı yoktur ki tartışılsın, uzlaşılsın, ortak bir akıl yürütülsün. O akıl işte bilim, onların gerekleri yönetime egemen olsun. Bunlar çoğulcu bir yapıda, demokratik bir rejimde olur. Şimdi içinde olduğumuz rejim dediğim gibi tek bir kişinin her şeye karar verdiği, tek yetkili olduğu bir rejim ve itaat sadakat ilişkisi üzerinden konumlanmış. Şimdi oraya kimin geleceği önemli değil. Yani yaptıklarına bakarak söylüyorum. Merkez Bankası Başkanı, yani bugün Naci Ağbal olabilir. Yarın efendim Futbol Federasyonu Başkanı olabilir. Nasıl ki eski bir güreşçi. Efendim nasıl oldu? Şimdi Vakıfbank, Hamza Yerlikaya bugün Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı değil mi? Salim Bey. Rütük Başkanı Halk Bankası Yönetim Kurulu üyesi değil mi? Ya daha ilerisi şimdi, şu an tartıştığımız istifa, yani sonuçta çok liyakatle yapılmış bir istifa şey midir, yani atama mıdır ki bakan şu an? Değildir, onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam, şimdi 3 tane pardon. Önemli kavram vardır. Bak, güven, itibar ve istikrar. Evet. Bir ekonomiyi bu üçü taşır. Yes. Şu an güveni getirebilecek, güveni sağlayabilecek kişi de aynı kişidir maalesef. Çünkü bu modern ekonomilerde bunları kurumlar sağlar. Ama bizde artık kurumlar bunları sağlar. Güveni sağlayacak olan da, istikrarı sağlayacak olan da, bunu itibarı şimdi verecek olan da aynı kişiye dönüşünce karışır. Oğuz Hocam, bu söyledikleriniz ideal bir sistem. Evet, evet. Bilimsel gerçeklikler ve doğrular. Şimdi biz tabii... Salim Bey, siz yarın bir gün Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki bir görevliyi Merkez Bankası'na getirirlerse artık buna bile şaşıracak halimiz yok mu diyorsunuz? Şu anda bile şaşırmam. Ya biz hayvanat bahçesi müdürünü TÜBİTAK'ın başına getirdik. Ya bu iktidar hayvanat bahçesi müdürünü TÜBİTAK'ın başına getirdi. Yani ne, buradaki atamaları sabaha kadar sayabiliriz neler olduğunu. Nerede liyakat vardı? Tek ölçü sadakat. Yani bugün devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun yönetim anlayışı bir tarikatlar koalisyonuna dönüşmüş durumda. Ya bugün hangi bakanlığa girdiğinizde, herhangi bir bakanlığa girdiğinizde ilk dikkat ettiğiniz bu bakanlık hangi tarikatın örgütlenmesi? Bu bakanlıkta hangi tarikat yetkili? Şurada hangi tarikattan buraya ulaşabiliriz? Şimdi zaten devletin kurumsal hiçbir yapısı kalmamış ki liyakata göre örgütlensin, ona göre yönetilsin. Şimdi biz dediğim gibi ideal olanı tartışarak reel olanı, fiili olanı hep gözden kaçırıyoruz ve anlamsız kalıyor. Ya bizim konuştuklarımızla, ya bunlar anlamsız anlamında söylemiyorum ama bizim konuştuklarımızın sahada bir karşılığı yok. Evet. Çünkü bu rejim bunları bilmeden yapmıyor. Yani bu haklısınız ama bunların... her gün yeni bir gün başlıyor ve devam ediyor. Yani bu söylediğiniz gerçekler var ama dolayısıyla dünya durmuş değil. Şöyle bir gerçeklik var. Sabah uyanıyoruz ve piyasada birileri işlem yapacak. Türk lirası alacak, Türk lirası satacak. Bunlara katılıyorum. Şu bir iki saat yarın bize kaç milyon dolara mal olacak? Yapmamız... Belki milyon dolarını bilmiyoruz ama şöyle kabaca söyleyebiliriz. 10 kuruşluk bir artış şu an kamu borcunda kabaca 60 milyar liralık bir artışa neden oluyor.
60 milyar lira daha borçlu hale yani geliyoruz. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Türk lirası bu cinsine. Söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Tabii ki hepsi doğru. Onu dolara çeviremediğimiz ama için söyleyemiyorum şu an. Biz şimdi bakın geçen hafta başka bir şey tartışıyorduk. Geçen hafta başka bir şey tartışıyorduk. Ondan önce başka bir şey. Hep bu iktidarın, bu yönetim anlayışının uygulamalarını yani birer örneklerini tartışıyoruz ve hep tartışmaya da devam edeceğiz. Haftaya tabii başka ki bir şey olacak. Ana olarak hani temel olarak tartışmamız gereken aslında bu sistemin kendisi. Bu sistemi sürekli tartışmalıyız. Çünkü şeyi üreten bu. Hani demin söylediğim gibi Davutoğlu da sanıyorum dün öyle bir benzetme yapmış. Ya aracın motoru arızalı, lastiği değiştirseniz ne olur? O gitse ne olur, öbürü gelse ne olur? Ya da başka deyişle günah keçisi haline getirmekse olay, yani asıl mesele günah keçisi bulmak değil, günahtan uzak durmak, tövbe etmek. Evet, öyle yani diyelim. Şu an biz tövbe etmediğimiz için sadece günah keçileri bulup günaha devam edeceğiz. Yani bu para politikası tarafında da, maliye politikası tarafında da bu ödemeler devam edecek. Yanılmıyorsam Hayri Hoca'ydı galiba söyledi. Dedi ki yani yap işlet devletlerde bir değişim olacak mı yarın? Olmayacak. Bunlar patır patır ödenmeye devam edilecek. Ya da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün enflasyonun üstünde bir faiz ödemeyi kabul ederek Türkiye'de insanların tasarruflarını kıymetli hale, Türk lirası tasarrufunu kıymetli hale getirecek mi? Getirmeyecek. Az önce söylediğim o üç kavram. Bakın şöyle bir gerçeklik vardır. Hep bunu tartışıyoruz ya. İyi çalışan sistemlere para gelir falan diye bir yalana inanıyoruz. Yani öyle bir şey yok. Para kazanabileceği yere gider. Özellikle uluslararası sermayeden bahsediyorsak ben nereden para kazanacağım ona bakar. Güveneceği yere gider. Evet. O ikincil gelir ama Gülsel Hanım. Yani önce şuna bakar. Bir, ben buradan para kazanabilecek miyim? İki, paramı buradan çıkarabilecek miyim? Güven dediğinizde aslında onunla oturur. Hukuku biz bu kadar hani... Kazanmak da biraz güven. Evet, ikisi birden. Şimdi bu geldiğimiz nokta mesela şöyle bir Türkiye'de yer. Bu yok artık. Sermaye kontrolü gelme ihtimali var mıdır değil mi? Murat yani Hocam Murat az önce Kubilay onu söylüyor böyle bir şeyden ama söz hani etti. Şu şartlarda hani daha kötü ne yapabiliriz sorusunun yanıtıdır sermaye kontrolü. Şu tezler çok zayıfladı. Yani bunlar çok revaçtaydı. Efendim bir ülkeye yabancı sermayenin gelmesi için hukuk devleti lazım, ve demokrasi. Şey değil. Yok, öyle, yok şey. Öyle bir şey. Tabii ama şu var. Bunların olmadığı bir ülkeye yabancı sermayenin gitmesi için o ülkede en azından mesela doğal kaynakların zengin olması lazım. Bir şey sunabilmemiz lazım. Bir şey sunmak. Türkiye'de o da yok. Yani buna da dikkat çekmek. Ya şeyde çok, bir para ödememiz gerekiyor. Çok ilginç bir şey vardı. Moody's'in değil mi en son raporunda. Evet. Yani şöyle hatırlıyorum. Düzeltin yanlış hatırlıyorsam hocam. İşte Türkiye'deki bu yatırım yapılamaz değil mi? Evet şu anda. Ülke statüsüne ulaştıktan sonra sonuç bir değerlendirme kısmını da şöyle söylüyordu yanılmıyorsam. Alınması gereken yani yapılması gereken tedbirler, uygulamalar konusunda ya gönülsüzler diyor. Ya bilmiyorlar. Ya da yetersizler diyor. İkisi de vahim. Yani evet. Şimdi koskoca Moody's'in doğru değil mi? Ben de öyle bir değerlendirme raporunda Türkiye hakkındaki değerlendirme bu. Ben ya diyor gönülsüzsünüz diyor. Ya gönülsüzsünüz yani bunları diyor biliyorsunuz yapılması gerekenleri ama yapmıyorsunuz, yapmak istemiyorsunuz ya da yapılması gerekenleri bilmiyorsunuz, yetersizsiniz diyor. İkisi de vahim. Ya ikisi de vahim. Diyor. Tabii. Ama şimdi bu yani uluslararası bir derecelendirme, değerlendirme kuruluşu ve uluslararası değil mi kuruluşlar, yatırımcılar... Kredi İnanın, kuruluşlar vesaire. Bunlara bakıyor. Onlar bizi bir hayli yakinen takip ediyorlar. Atladıkları, göremedikleri şeyler oluyor elbette. Lokal unsurlar ama bu söylediğiniz şeyler tamam. Bu sistem içerisinde bir şekilde devam ettirilmesi gereken. Bizim buna ihtiyacımız var. Yani dediğiniz çok doğru. Sistemle ilgili bir sürü sorunumuz var ama buradaki mesele şuna dönüyor. Yarın ithalatçı kaçtan malı çekecek? Ya kaçtan imalat edecek? İzleyicilerimiz şu anda yani bana ki, mesela Fikret Kaçmaz diyor ki yarın piyasalar açılıyor. Hatta şu an internet bankacılığı üzerinden çevrim içi işlemler yapılabiliyor. Böyle muammalarda ekonomi toplumasına olumsuz sonuçlar vermesinin yanı sıra bazı fırsatçı zümrenin ekmeğine de yağ sürebilir diyor. Kaynağı bu diyor. Kaynak o. %100. Bu kaynak peki, böyle olduğu sürece Murat, yani sürekli problem üretecek. Sürekli kaos üretecek. Peki.